Şimdi Ziya, mevcut dizilere bakınca bu eski tadı almadığını biliyorum. Mevcut müzikale bakınca sence en zayıf halka kim? Bizim müzikalde. Evet. Herhalde yönetmen. Topu attı. Burada yok diye. Tamam, burada yok diye vurdu ya. Yani bu kadar vurdu deliği yani. Bir araya toplamak çünkü bir şey değil yani. Bizim kulisimiz özel bir kulis. Ekibimiz özel bir ekip. Ve bunlarla uğraşacak adam gerçekten çok zeki ve önemli olmalı. Mehmet Ergen öyle bir adam. Anladım. Evet. Yani zayıf halkayı güçlü halk olarak. Çünkü hepimizi bir araya getirdi. Aynı akıl hizaya sağlığı dizdi. Demek istediler. Yani akıl sağlığı zayıf ama zekası iyi. Çok güzel. Harikaymış ya. Yani bir yönetmen olarak herhalde sen de çünkü çok yönetmenlik yaptın. Evet. Aslında oynamaktan ziyade evet. Yönettiğin şeyler var. Bir de ses verdin ya. Brad Pitt'ten tut. Var, o dublaj yaptım. Bir sürü Angelina sanatçı Jolie'ye kadar. Ha. O da var. Ya canım bir. Bugün çok mülayim ya. Jodie Foster. Geçen gün Twitter'da yazıyor. Diyor ki Oscar'ı seyretmiş gece. Dedim ki dedim sabah sabah. Oscar'ı mı seyrettin sabah kadar? Akşam oyun var. Yat da biraz uyu dedim. Dedi ki Angelina'nın dedi sana selamı var dedi. Evet ya, bize ertesi gün de oyuna gelmiş diyor ki. Davetiye istiyor fakat bilet al dedim. Biraz önce indim uçaktan diyor. Öyle değil mi? Angelina bedavaya getirirler ya. Davetiye var mı abi diye. Ki, bilet al demiş. Müzikal pahalı bir iş ya. Varsa davetiye geliriz diye. Bir de gelmiş o yukarıda şeye oturmuş böyle sandalyeye. Böyle kurulmuş. İşte Mehmet hepimizi topladı. Bir prova geçelim falan. Orada oturmuş. Biraz önce indim uçaktan. Nasıl geçti? Jetlag. Jetlag oldum. Biraz önce indim uçaktan diyor. Ne söylesen yiyor bu ekip. Evet, yiyoruz yani. Kankalarım hepsi. Evet. Hepsi kankalarım. Güzelmiş. Kibariye'ye vokal yapmıştın değil mi? Ya bunu geçen programda da sormuştum. Bir kere daha soracağım sana. Kibariye vokal yapmıştın. Keşke öyle bir gırtlağım olsa. Keşke Kibariye gibi birisine vokal yapabilecek bir geçmişim olsaydı. Ama hayır, onu Ekşi Sözlük'te öyle yazmışlar. O Ekşi Sözlük'ü... Ben... O Ekşi Sözlük'ü çok... Biliyorsun, psikopat da yazıyorlar. Yani sevgilim. Kendin dedin ya, tersin pis ama olur, bir dakika, psikopat evet, olur. Sen olur da ben psikopatım ya, elime de bıçak alıp beni terk etmiş. Ekşi girip de benim için yazılanları bir okusana. Tabii peki, tabii. Ekşi Sözlük'te hayırlı bir şey yazılan var mı hakkında? Yok. Belki... Kürşat için hayırlı bir şeyler yazmışlar. İyi yazan da, kötü yazan da var. O da yakışıklıktan da abi. Yok, senin böyle yani her şeyi yazan var. Böyle bir şey hali ya var ya. Adı üstünde Ekşi. Evet. Ha, güzel. Ha, güzel bağlı. Hiç böyle düşünmüyorum. Bravo, iyi bir nokta oldu. 23.45'ten bu yana ağırlıksız konuşuyoruz ve manşetleri editoryal çıkardı. Bakalım neler çıkmış bu akşam. An itibariyle manşetlerimize Ali Caneroğlu'ndan başlıyoruz. Şimdi geçen sefer ağzımın payını aldığım için şok giyindim. Sigorta konusu da aklıma yattı. Ama bir çorap reklamı gelse fena olmaz hani. Eyvah. Müzikal bir dizideydim, bitti. Tabii ki ben bitmeden kaçtım. Şimdi arkadaşlarımın olduğu müzikaldeyim. Bence müzikalde çocuk yanımızı eğlendiriyoruz. Kaçar mıyım acaba? Çok güzel ya. Evet, güzel. Sıradakini alalım. Ziya Kürküt. Bizim evde bildiğiniz gece alemi var. Bir tane mama ve sonrasında mimi şeklinde bağıran, bir tane de Chucky gibi yaklaşan çocuğum var. Hele bizim yatağı görmeniz lazım. Tıklım tıklım. Kimi ararsanız orada. Ama dimdik ayaktayım. Sağlıklı bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Ha, bu arada o müzikalde ben de varım. Direkt toparladı. Güzel. Sıradakini alalım. Buket Derioğlu. Biz bir müzikalde oynuyoruz. Ben Zeynep'in en yakın arkadaşı Ayşe'yim. Görevim Mehmet'le Zeynep'i yakınlaştırmak. Biraz önce de izlediğiniz üzere bayağı başarılıyım. Bir de bu saçlar konusunda başarılıyım. Yıkıyorum, 4'e 5'e falan ayırıyorum. Kuruyunca da böyle oluyor. Yani geceden çıkarabildiğimiz manşet bu. Bravo. Müthiş bir gazeteci. Süper abi. Peki devam ediyoruz Yeşim Salkım. Bebek 11 aylık oldu. Diş çıkarıyor. Artık patron değilim. Kızım diş çıkarıyor. Evet, müzikalde o adamı öpüyorum. Kızım diş çıkarıyor. Seçme şansım olsaydı oyunculukla başlardım. Kızım diş çıkarıyor. Bu işlerde para yok. Kızım diş çıkarıyor. Para kazanmam lazım. Kızım diş çıkarıyor. Diziler kısalsın. Kızım diş çıkarıyor. Süper. Peki geliyoruz. Son olarak. Eyvah. Kürşat Başar. Eski şarkıları dinledim ve hepsinin oynadığı müzikali ben yazdım. Aslında biraz Türk filmi. Aslında biraz da melodram. Ama içinde çok neşeli bir müzikal. Ayrıca ben televizyon izlemem ama pazarları kendim izlerim. Diş çıkarma falan anlamam, provalara saatinde gelirsen sevinirim. Diyerek geçiyor. Oh. Efendim. Neşeniz hiç bozulmasın. Ben de söyleyeyim. Müzikalimizi nerede izleyebileceğiz? Son sorum.
Alayınca geliyor. İsov. Akatlar. Evet. Akatlara girdik. Eyvah başladı gene. Hani uçağa binince anlatıyorlar ya çıkışlar burada. Evet. Merkezi sırtımızı döndük. Ne yaptık? Döndük. Karşıda ne var? Zeytinoğlu Caddesi var. Gidiyoruz. Bakıyoruz sağda ne var? Can Yeni. Acil çıkış kapısı. Akatlar Kültür Merkezi'ni geçiyoruz. Şöyle bir bakıyoruz, kafamızı çeviriyoruz. Geçiyoruz, yürüyoruz. Bir, iki, üçüncü sokaktan ne yapıyoruz? Sağa gidiyoruz. Çok güzel bir ünlü bir yazarımızın ismini taşıyan bir sokak. Necati Cumalı sokak. Ve numara kaç? Hep beraber söylüyoruz. 24. Biliyor muyuz? Biletler biletikse satılıyor. Orada krokimiz var. Soru çok güzelmiş ya. Şunu söyleyebiliyor muyuz? Yanıtla işinleri çok teşekkür ederim Yeşim Hanım. Harikasınız. Harikasınız. Peki hangi günler, ne zaman, nasıl? Pazartesi oynuyoruz. Pazar saat 6'da. Pazartesi 8.30'da başlıyor oyunumuz. Herkesi bekliyoruz müzikalimize. Tamam. Evet. Gelin ya. Gelin evet. Gelin lütfen. Ya. Müzikallerde yaşasın. Çok teşekkür ediyorum tek tek. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Sizi yemeklerle, yani tatlıyla, sorbeyle, bir şeyle göndermek isterdim ama kusura bakmayın. Böyle bir elmanı alırım. Suya devam. Bir elmanı alırım. Evet. Ama yalan söyledim demin ya. Bir aydır onlar. Vallahi bilmem. Ya bir kurudu böyle. Suyu çekildi. Olsun, o kurtlara alışık. Oo. Aman Allah. Organik diye. Peki bir perşembe gecesini gerçekten güle oynaya bitirdik ve cuma gecesi bizde. Nedim Saban. Tiyatrocu Nedim Saban. Sümer Özgü. Yorumcu, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Özgü. Elif Aktu. Yorumcu, Türk Magazin Müziği sanatçısı Elif Aktu. Gazeteci. Arto. Buyur. Arto. 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 Arto olarak anlayabildiniz mi bunu? Şöyle Arto. Arto. Yani Ufuk'un söyleşiyle Arto. Bizim söyleşimizde Arto ve... Ve finito. Bu kadar. Yarın akşam haftanın son gecesi. Dolayısıyla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.